Şimdi arkadaşlar bakın bu soruda bize demiş ki 100 metre yukarıya çıkıldıkça sıcaklık 0,5 derece azalıyor. Yani sıcaklık 0,5 derece azaldıkça aslında 100 metre yukarıya çıkıyormuşuz. Ramazan Bey de 28,3'ten sıcaklık 11,8 derece olana kadar yukarıya çıkmış. Yani sıcaklık ne kadar azalmış arkadaşlar? 28,3'ten 11,8'i çıkartırsak 13'ten 8'i çıkarttık 5. 8'den bir tane 10'luk almıştık. 7'den 1'i çıkarttık 6. 2'den 1'i çıkarttık 16,5. 0,5 derecede 100 metre yukarıya çıkıyorsak azaldığında sıcaklık 16,5 derece azaldığında ne kadar metre yukarıya çıkarız? Burada içler dışlar çarpma yaparsak 0,5 çarpı x eşittir 16,5 çarpı 100 olarak gelir. 0,5 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı x yani x bölü 2 eşittir. 16,5 ile 100'ü çarparsak 1650. 2 ile 1600'ü çarparsak x eşittir 3300 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar kutucuklara yukarıdaki kümenin içerisindeki sayıları yazacağız. A, B, C ardışık sayıları gelecek. A küçüktür, B küçüktür, C de olacak. Buna göre A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bölme var. Bütün sayılar zaten 1'e bölünür. 11'i 1'e bölsem A'yı 11 bulsam. 8'de 4 toplasam 12. C'yi 13 bulamam. 11 2'ye zaten başka bir şey bölünmüyor. 11'i geçtim. 8'i 1'e bölsem 8. A'yı 8 yazsam. B'yi 5'e 4 toplasam 9 yazsam. C'yi 10 yazamam. Çünkü zaten 8'i 1'e bölmüştüm ya. 11'den 1'i çıkarsam 10 gibi gözüküyor ama zaten 8'i 1'e bölmüştüm. 8'i 2'ye bölsem A 4 olsa. B'yi 5 yapmak için 4 ile 1'i toplasam oluyor gördüm bak. 8'i 2'ye böl 4. 4 ile 1'i topla 5. 11'den 5'i çıkart 6. Oldu. O zaman 4 artı 5 eksi 6. 9'dan 6 çıkartırsam 3. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi bu soruda bize demiş ki yukarıda verilen ifadelerin hiçbiri doğru değildir. X artı y çift demiş, o zaman x artı y'nin tek olması gerekir. X eksi z tek demiş, o zaman burasının çift olması gerekir ve x eksi y artı z tek demiş, yine bunun da çift olması gerekir. Böyle sorularda iki tanesini taraf tarafa topladığımız zaman bizi sonuca yaklaştırması gerekiyor. Mesela burada birinci ve ikinci ifadeyi toplarsak da olabilir. 2 ve 3'ü de toplarsak olabilir. 1 ve 3'ü de toplarsak olabilir. Ben burada dikkat ettiğim kadarıyla 2 ve 3'ü taraf tarafa toplamak çok mantıklı. X eksi z çiftmiş ve x eksi y artı z de çiftmiş. Taraf tarafa toplarsak 2x eksi y olur. Çünkü z'ler birbirini götürür. Çiftle çifti toplarsak çift olarak gelir. 2x eksi y çiftmiş. 2x zaten çift. Çünkü 2 çarpı x 2 çarpan olduğu için çift. Çiftten neyi çıkartırsak çift gelir. Tabii ki çifti çıkartırsak çift gelir. O zaman y'nin kesinlikle çift olması lazım. X artı y tek sayıydı. Buraya yazalım. X artı y tek sayıydı. Y'ye çift demiştik. O zaman x'in tek olması lazım ki tekle çifti topladığım zaman tek gelsin. Burada x yerine de tek yazalım. X eksi y artı z. Yok onu geçtik. Pardon şunu. X eksi z çift sayıydı. Buraya yazalım. X eksi z çift yazdık. X'i tek bulmuştuk. Z de tek olmalı ki tekten teki çıkarttığım zaman çift gelsin. O zaman z'ye de tek yazdık. Sonuç olarak şuraya yeşille yazmak istiyorum. Sırayla x'i tek bulduk. Y'yi çift bulduk. Z'yi de tek olarak bulduk. A şıkkına bakarsak x çarpı z demiş. Tekle teki çarparsak tek olarak gelir. A şıkkı olmaz. Hangisi çift sayıdır demiş. B şıkkı x çarpı y artı z demiş. X tek. Y çift. Z de tek. Tekle çifti çarparsam çift artı tekten tek olarak gelir. B şıkkı da olmaz. C şıkkı y çarpı z artı x demiş. Y ney? Çift. Z ney? Tek. Artı x ney? Tek. Çiftle teki çarparsak çift artı tekten yine tek olur. C şıkkı olmaz. D şıkkına bakarsak x çarpı z artı y demiş. X ney? Tek. Z ney? Tek. Artı y ney? Çift. Tekle teki çarparsam tek artı çiftten tek olur. Bu da olmaz. E şıkkına bakarsak x çarpı y demiş. X ney? Tek. Y ney? Çift. Çarparsak çift olarak gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruda bize demiş ki ifadelerinden hangilerinin sonucu daima A değişkenine bağlı değildir. Şimdi burada 4a kare artı 6 var. Pay kısmında birinci ifadenin. Payda kısmına da 9 artı 6a kare var. Pay kısmını 2 parantezine alırsak ya da şurada göstereyim. 2 parantezine alırsak 2 tane a kare artı 3 olur. Aşağıdaki payda kısmını da 3 parantezine alırsam arkadaşlar. Bakın 6a kare 3'e bölersem 2a kare 9'u 3'e bölersem artı 3 olarak gelir. Buradaki 2a kare artı 3'ler sadeleşirse 2 bölü 3 olarak gelir. Yani a'ya bağlı değildir. Bir de burada şuna dikkat etmemiz gerekir. 9 artı 6a karede payda da bu var ya. Bunu 0 yapacak şekilde bir a değeri yoktur. Çünkü paydadaki ifade kesinlikle pozitiftir. Değil mi? Bu yüzden paydayı 0 yapacak şekilde bir A değeri olmadığı için birinci ifadeyi de böyle sadeleştirdiğimizden dolayı A değişkenine bağlı değildir diyeceğiz. Şimdi ikinci ifadeye bakarsak 3A ile 2'yi çarparsam 6A, 3A ile eksi A'yı çarparsam eksi 3A kare, yanında artı 3A kare var. Eksi 3A kare ile artı 3A kare birbirini götürürse 6A kalır. 6A yani A'ya bağlıdır diyeceğiz. İkinci öncül A'ya bağlıdır. Bu yüzden olmadı cevapta. Üçüncü öncüle bakarsak, üçüncü öncülde aslında pay kısmını 3 parantezine alırsak arkadaşlar 1 artı 2A gelir. Payda kısmında da 1 artı 2A var. Sadeleştirdik ve 3 bulduk gibi diyebiliriz. Ama bize buradaki ifade sorulmuş ya, buradaki ifadede payda da 1 artı 2A var. Ben 1 artı 2A'yı 0 yaparsam A'yı eksi 1 bölü 2 olarak bulurum. Yani ben bu ifadede A'ya eksi 1 bölü 2 yazarsam 0 bölü 0 gelir. Tanımsız olur. A'ya bağlı olur. A eşittir eksi 1 bölü 2 için sonuç çıkmaz. Bu yüzden 3. öncül A değişkenine bağlıdır diyeceğiz. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruda bize aslında şu anlatılmış. Şıklardaki sayıların küplerini alacağız. Aldıktan sonra bulduğumuz sayının rakamlarını toplayacağız. Bulduğumuz sayının rakamları toplamın bir sayının karesine eşitse işte bu sayı kareküp bir sayı olacak. Mesela 4'ün 3. kuvvetini aldığım zaman 64 gelir. 64'ün rakamları 6 ve 4'tür. Toplarsam 10 olur. 10 bir sayının karesine eşit değildir. Bir tam sayının karesine eşit değildir. Bu yüzden 4 olmayacak. 6'nın 3. kuvvetini alırsak 216 olur. 216'da rakamlar toplamı 2 artı 1 artı 6'dır. Toplarsak 9 olur. 9'da 3'ün karesi olacağı için bizim sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bakın kök içerisinde kökün derecesi n, eksi 2 üzeri n var. Bunun sonucu mutlak değer eksi 2 olarak çıkmış. Demek ki n'nin çift sayı olması gerekir diyeceğiz. Kök içerisinde eksi 3 üzeri m var. Kökün derecesi m. Bu da dışarıya eksi 3 olarak çıkmış. Demek ki m'nin de tek sayı olması gerekir diyeceğiz. Şimdi birinci öncülde m artı n var. İçeride de m artı n var. Kökün dışında da m artı n var. M artı n yani çift artı tekten ya da tek artı çift fark etmez. Çift artı tekten ne gelecektir? Tek gelecektir. Yani burada kökün derecesi tek. İçerideki eksi 2'nin kuvveti aynı tek sayı olacağı için sonucun eksi 2 gelmesi gerekir. Ama 2 yazmış. Demek ki birinci öncül yanlıştır diyeceğiz. Şimdi ikinci öncüle bakarsak m çarpı n demiş. M tekti, n çifti. Çarparsak m çarpı n çift olarak gelir. M çarpı n var kuvvette zaten. Çift, aynı çift sayı var. Eksi 3 yani mutlak değer eksi 3 olarak çıkması gerekirken mutlak değer eksi 3'te 3 olacak ya. Eksi 3 yazdığı için yanlıştır diyeceğiz. Üçüncü öncüle bakarsak biz m'yi tek sayı bulmuştuk. M artı birinci kuvvetleri var burada. M artı 1 burada m tekli tekli 1'i yani tek sayı toplarsak çift olarak gelir. Dolayısıyla eksi 5'in üzeri çift sayı ya. Mutlak değer eksi 5 olarak çıkacak. 5 olarak gelecek cevap. Yani 3. öncül doğrudur. Bu yüzden de bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi burada CBA sayısı 45 ile kalansız bölünüyormuş. 45 ile kalansız bölünüyorsa 9 ve 5'e kalansız bölünür. 9'a kalansız bölünüyorsa rakamları toplamı 9'un katıdır. İlk önce bunu yazmak istedim unutmamak için. Ve 5'e kalansız bölünüyorsa birler basamağındaki A'nın 0 ya da 5 olması gerekir. ACB 3 basamaklı bir sayıysa A 0 olamaz. Demek ki A'nın kesinlikle 5 olması gerekir. Şimdi şuradaki birinci bilgiye bakalım. ACB sayısı A ile kalansız bölünüyormuş. A 5'ti. Yani 5 CB sayısı 5 ile kalansız bölünüyormuş. O zaman buradaki B'nin de 0 ya da 5 olması gerekir. Değil mi? 5 ile bölünebilmesi için. Buradaki BAC sayısı da 3 basamaklı bir sayıysa B de 0 olamaz. B de kesinlikle 5'tir. Şimdi ben B'yi kesinlikle 5 buldum. A'yı kesinlikle 5 buldum. C artı B artı A'nın da 9'un bir katı olması gerekiyordu. O zaman C artı 5 artı 5'ten C artı 10'un 9'un bir katı olması için C'nin 8 olması gerekir. 18 olsun ki 9'un katı olsun. C'yi 8 bulduk. BAC sayısının C ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. B5, A5, C8, 558'i 8'e böldüğümüz zaman kalan kaçtır diye sorulmuş. 558'i 8'e bölersek 7 kere 8 56, 6 kere 8 48 yazarız buraya. 48 nedense ters yazdım. Allah Allah. 48 yazarız buraya. 55'ten 48'i çıkartırsak 7 kalır. 78'in içerisinde 8. 9 kere 8 72'dir. Kalan 6'dır. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Bu soruda şuna dikkat ettim. X eksi y de sıfırdan küçük. X çarpı y de sıfırdan küçük. X eksi y sıfırdan küçükse x'in y'den küçük olması gerekir. X çarpı y de sıfırdan küçük yazdım. Şimdi x çarpı y sıfırdan küçükse yani buradaki çarpımın sonucu negatifse bir tanesi artı iken diğerinin eksi olması gerekir. X de y'den küçükse x'in eksi y'nin artı olması gerekir. Yani x sıfırdan küçüktür. Y de sıfırdan büyüktür. Bir de ben şunu da gördüm arkadaşlar. Onu da yazayım buraya. X eksi y x çarpı y'den kesinlikle küçüktür. X eksi y küçüktür. X çarpı y. Bunu da buraya yazayım. X'in sıfırdan küçük olduğunu buldum. Y'nin sıfırdan büyük olduğunu buldum. X çarpı y y'den küçük mü demiş arkadaşlar. Şimdi x çarpı y negatif değil mi? Şurada gördüm ben x çarpı y negatif. Y de pozitif demiştim. Eksi bir sayı artı bir sayıdan küçüktür. Birinci öncül her zaman doğrudur diyeceğiz. İkinci öncülde x bölü y eksi 1 küçüktür x demiş. Ne yapmak lazım? Her tarafı y ile çarpsam ne olur ki? Burada her tarafı y ile çarparsam x bölü y'yi y ile çarparsam x. Eksi 1 y ile çarparsam x eksi y küçüktür x çarpı y olarak geldi. Zaten söylemiştim ben burada x eksi y küçüktür x çarpı y'dir. İkinci öncül kesinlikle doğrudur. Her zaman doğrudur. X artı y sıfırdan küçük demiş. X eksi y artı ama x eksi 10 olsa y artı 5 olsa her zaman doğru olmaz. Yani sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar biz aslında buradaki 8 ile 22 arasını 8 ile 22 açık aralığını mutlak değer olarak söyleyecekmişiz. Soruda bizden bu istenmiş. Şıkları deneyerek yapabiliriz. Ama bir aralığı mutlak değer olarak yazarken şöyle yaparız. Biraz ezber ama olsun. Açık aralık kapalı aralık hiç fark etmez. 8 ile 22 aralığı diyorsa 8 ile 22'nin tam ortasındaki sayıyı buluruz. 22 artı 8 32'ye böldük 15. Mutlak değerin içerisine bu 15'i yazarız. T demiş ya burada. T eksi 15 olarak yazarız. Küçüktür. 15'in 8'i uzaklığı 7 birim ya da 22'nin 15'i uzaklığı 7 birim. Mutlak değer içerisindeki t eksi 15 küçüktür 7 olarak yazarsam sorunun doğru cevabı gelir. Hatta biz bunu düzenleyelim, göstereyim size. Şöyle yazarız. Eksi 7 küçüktür. T eksi 15 o da küçüktür 7. Değil mi? Her tarafa 15 eklersek 8 küçüktür. T küçüktür 22 olarak gelir. Bakın gerçekten de 8 ile 22 aralığı gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı şuradaki ifade E şıkkıdır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar bu soruda bize demiş ki 3y 2x artı 5'e eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? X artı 1 ile y eksi 1 doğru orantılıdır. Şimdi bir kere bizim x artı 1 ve y eksi 1'i şu yukarıdaki denklemde elde edip oranlamamız gerekir. Eğer oranlayabilirsek, elde edebilirsek doğru orantılıdır deriz. X artı 1 lazım, y eksi 1 lazım. Şimdi 3y eşittir. X artı 1'in olması için 2x ya. X'in katsayısı 2 ya. 2x artı 2 yazayım. Artı 5 olması için de artı 3 yazayım. Yani 5'i parçalayayım. Artı 2 artı 3 olarak yazayım. 3'ü karşıya atarsam 3y eksi 3 eşittir 2x artı 2 olarak gelir. Burada 3 parantezini alırsam y eksi 1. Burada 2 parantezini alırsam x artı 1. Bakın biz aslında x artı 1 ile y eksi 1'i doğru orantılı olarak bulabiliriz. Çünkü her tarafı y eksi 1'e bölersek x artı 1 bölü y eksi 1. Bir de her tarafı 2'ye bölersek 3 bölü 2 olarak geldi. X artı 1 bölü y eksi 1 3 bölü 2 olarak yazılabildiği için doğru orantılıdır. Yani bizim birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle demiş ki x ile y doğru orantılıdır. X ile y'nin doğru orantılı olabilmesi için x bölü y eşittir 2'ye gibi bir şey lazım. Yandaki şu artı 5 olmasaydı 3y eşittir 2x olsaydı x ile y doğru orantılıdır derdik. Ama artı 5 işi bozduğu için ikinci öncüle yanlış dedik. Üçüncü öncüle baktık. Burada ne demiş bize? 2x eksi y ile 2y eksi 5 demiş. 2y lazım. Burada da 3y var. 3y'yi şöyle yazayım. 2y artı y yazayım. Eşittir 2x artı 5 olarak yazdım. Buradaki 5'i bu tarafa, y'yi de bu tarafa atarsam sanki olacak gibi. 5'i sol tarafa attım. 2y eksi 5. Y'yi karşı tarafa attım. 2x eksi y olarak geldi. Ben burada 2x eksi y bölü 2y eksi 5'i 1 olarak bulurum. Her tarafı 2x eksi y'ye bölersem 1 olarak gelir. Demek ki 2x eksi y ile 2y eksi 5 doğru orantılıdır. Yani 3. öncül doğrudur. Bu yüzden de bizim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar bakın burada aslında yazarak, çizerek bir şekilde bulabiliriz ama bence kolay bir şey de görmek gerekiyor. Ben ilk önce şunu fark ettim. Mesela hani burada iç içe girmiş şekil var ya. Ben burada şunu gördüm. X artı 2'den x eksi 3'ü çıkartırsam. Yani tüm uzunluktan sadece şu küçük kenarı çıkartırsam tam sayı gelir. X artı 2 eksi x eksi 3 olarak yazarsam şöyle olur. X artı 2 eksi x artı 3'ten 5 olarak gelir. Yani dediğim gibi arkadaşlar bakın. Şu yatay uzunluktan şuradaki dikey uzunluğun bir parçasını çıkarttığım zaman geriye kalan kısım 5'miş. Tamam mı? Geriye kalan kısım 5 ise ben 5'leri elde etmek isteyeceğim. Şimdi birinci şekilde başlangıçtan şu kırmızıyla gösterdiğim yere kadar olan uzunluk şurası 5'tir. Çünkü tamamından şuradaki dikey uzunluğu çıkartmışım ben değil mi? Bakayım az yanlış yapmayalım. Evet çünkü şu maviyle gösterdiğim şeye bakın. Bakın maviyle gösterdiğim şekle bakın. Burada şu mavi uzunluk arkadaşlar aslında x eksi 3'tür. İşte şu yeşille gösterdiğimin tamamı, biraz detaylı anlatayım ilk durumu. Tamamı x artı 2 ile x artı 2'den x eksi 3 çıkarttım. 5 olarak geldi. Şimdi kırmızı çizgiden aslında aynı mantıkla bakarsak şuradaki yeşil çizgiye kadar olan uzunluk da şu arası da 5 birimdir arkadaşlar. Yeşil çizgiden bu sefer şuradaki mavi çizgiye kadar olan uzunluk da 5 birimdir ve mavi çizgiden de yine dikkat edersek siyah çizgiye kadar olan uzunluk da yine 5 birimdir. Aslında bu 21 birim, aşağıda hani 21 yazıyordu ya. Bu 21 birim 4 tane 5, 4 çarpı 5 artı, çünkü bak 1, 2, 3, 4 çarpı 5 artı. Şuradaki x eksi 3'ün toplamına eşitmiş. 4 çarpı 5 artı x eksi 3 eşittir 21 yazdım. Buradan x eksi 3 eşittir 4 kere 5 27 karşıya attım 1. X eşittir 4 olarak geldi. Şekil 1'deki levhanın alanı sorulmuştu. Ben x'i 4 buldum. Şekil 1'deki levhanın uzun kenarı 4, 2 daha 6. Kısa kenarı 4'ten 3 çıkarttım 1. 6 kere 1'den 6'dır. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar kare içerisindeki 45, 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazılıyor. Burada 3 ve 5 iki tane farklı asal sayı olduğu için buradan cevap 2 gelmiş. Şimdi ben 10 ile R'yi çarpacağım. 2 tane asal sayı varmış 10 çarpı R'de. Mesela ben onu şöyle yazsam, 2 çarpı 5 çarpı R yazsam. R de bir asal sayı bu arada arkadaşlar. Yazdığım zaman 2 tane asal çarpan gelecek. Zaten 2 tane asal çarpan var. 2 ve 5 var. O zaman R'nin 2 ve 5'ten farklı bir asal sayı olmaması gerekir. Mesela R 3 olsa 10 ile R'yi çarpacağım. 10 ile 3'ü çarparsam 30 olur. 30 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. 2 çarpı 3 çarpı 5'te 3 tane asal olduğu için cevabın 3 geleceği gözükür. Değil mi? Öyle söyleriz yani. 3 gelir deriz. Ama burada cevap 2 gelmiş. İşte burada cevabın 2 gelmesinin nedeni şudur. R kesinlikle 2 ya da 5'in bir elemanı olmalı. Ya 2 olmalı ya da 5 olmalı ki farklı bir asal sayı gelmesin. Aynı mantıkla incelersek 12 ile P'yi çarptığımız zaman cevap 2 gelmiş. 12 4 çarpı 3'tür. 4 çarpı 3 çarpı P yazdım buraya. 4 de 2'nin karesi çarpı 3 çarpı P olarak yazdım. Yine burada 2 tane asal var zaten. 2 ve 3 asalları var zaten. O zaman P'nin yine 2 ve 3'ün elemanı olması gerekir arkadaşlar. Çünkü farklı bir asal olursa cevap 3 gelir. 15 çarpı Q yazdık. 15 3 çarpı 5 çarpı Q'dur. Yine aynı mantıkla Q'nun arkadaşlar 3 ya da 5 olması gerekir ki farklı bir asal gelmesin. 15 çarpı Q'nun cevabı 2 olarak gelsin. Tamam mı? Burada Q artı P çarpı R ifadesinin en büyük değerini arıyorum ben. R 2 ya da 5 olabilir. Diyelim ki R 2 olsun. R 2 oldu. P 2 ya da 3 olacaktı. Zaten ben R'yi 2 almıştım. Birbirinden farklı olacaktı. O zaman P'ye 3 kaldı. Tamam mı? Burada da Q 3 ya da 5 olacaktı. P 3 olmuş. O zaman Q'ya da 5 kaldı. 5 artı 3 8. 8 ile 2 çarparsam 16 olabilir. R'yi 2 aldım ama. Şimdi R'yi 5 alırsam buraya 5 yazdım. R'yi 5 almıştım. Tamam mı arkadaşlar? R'yi 5 aldıysam Q 3 ya da 5 olacaktı. Q'ya 3 kaldı. 3 yazdım buraya. P 2 ya da 3 olacaktı. Ben Q'ya 3 yazmıştım. P'ye de 2 kaldı. 3 artı 2 çarpı 5'ten 5 çarpı 5'ten 25 de olabilir. Yani demek ki cevap 25'tir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştık. Nasıl çözeceğiz? Burada veya bağlaçları var ya, veya bağlaçları ile beraber yukarıdaki önermeleri okuduğumuz zaman bir yere varamayız. Aslında ise bağlacı çok önemlidir böyle sorularda. Bu yüzden biz ise bağlacına dönüştürebiliriz buradaki ifadeyi. Ben çünkü şunu biliyorum. P ise Q'nun aslında P'nin değili veya Q olduğunu biliyorum. Yani birincinin değili veya ikinci olarak yazabildiğimi biliyorum. O zaman ben buradaki ifadeyi ise bağlacı olarak yazarsam şöyle yazarım. P'nin değilinin değilini alacağım. P yazacağım. Veya'nın değili ve Q'nun değili. İse R yazacağım. Bakın ben bu şekilde yazdığım zaman bana verilen ifadeyi. Şimdi ben bunu veya bağlacına çevirdiğim zaman bu olur. P ve Q'nun değilinin değili veya R yazarsam bana verilen ifade olur. Şimdi bunu okuması kolaydır. P ve Q'nun değili demiş. P ne? YKS sınavlarına girmiş diyor Ali. Q'nun değili ne? Q ya YKS sınavları sonucunda puan barajını geçememiş diyor. O zaman Q'nun değili barajı geçmiş oluyor. Yani P ve Q'nun değilini okursam şöyle olur. Ali YKS sınavlarına girmiş ve barajı geçmiş. İse R. R ne? Tercih yapmaya hak kazanmış. Şimdi şıklara baktığımız zaman da buradaki ifadenin Edirne şıkkı olduğunu gördük. Yani sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar bakın burada N kenarlı bir çokgen içerisine A yazdığımız zaman açık aralık içerisinde A eksi N virgül A artı N olarak tanımlanıyormuş. Örneğin burada beşgen içerisinde 6 var. O zaman 6'dan 5'i çıkartacağım. 1 yazacağım. İşte 6'ya 5 ekleyeceğim. 11 yazacağım. 1 ile 11'e çıkar aralığında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 var. Bu şekilde yazmış. Dörtgenin içerisinde m var. Dört kenarı olduğu için ben bunu şöyle yazarım. Açık aralık içerisinde m eksi 4 virgül m artı 4 yazarım. Kesişim üçgen içerisinde 7 var. 7'den 3 çıkartacağım. Değil mi? 4 yazacağım. 7'ye 3 ekleyeceğim. 10 yazacağım. İşte buradaki m eksi 4 virgül m artı 4 ile 4 virgül 10 aralığını kesiştirdiğim zaman sadece 5 tam sayısı gelecekmiş. Buna göre m'yi bulup şu verilen ifadenin cevabını şıklarda arayacağız. Burada m artı 4 daha belirleyici. Çünkü 4 virgül 10 ya, m'ye 1 versem burası 5 olur. Sol taraf ne olur? Eksi 3 olur. Şimdi sen eksi 3 virgül 5 ile 4 virgül 10'u kesiştirirsen şöyle olacaktır. 4 virgül 5 olacaktır. Ama 4 ile 5 arasında herhangi bir tam sayı yok. Demek ki sen m'ye 1 veremezmişsin. M'ye 2 verirsen şöyle olur. Eksi 2 virgül 6 olur. Eksi 2 virgül 6 ile 4 virgül 10'u kesiştirirsen 4 virgül 6 aralığı olur. 4 virgül 6 aralığında da sadece 5 tam sayısı vardır. Sağlar. Yani m'nin 2 olması gerekir. M'yi 2 olarak bulduk. M'ye 3 yazsak arkadaşlar 5 yine var ama 5'in yanında bu sefer 6 tam sayısı da gelir. M'ye 3 yazarsak. Bu yüzden m'ye 2 yazmamız gerekir dedik. Burada da m'ye 2 yazarsak içeride 3 olur. 3'ten açık aralık olacak tabii. 3'ten kenar sayısını çıkartacağız. Kaç tane kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 eksi 6 virgül 3 artı 6 olarak yazacağız. Yani eksi 3 ile arkadaşlar 9 aralığındaki tam sayılar lazımmış. Kümesin elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eksi 3 ile 9 aralığında. Buradaki E şıkkı eksi 3 ile 9 aralığında değildir. D şıkkı eksi 3 ile 9 aralığında. Yani sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkı bu arada. Eksi 3 bu aralıkta değil. Eksi 4 küçük eksi 3'ten bu aralıkta değil. Eksi 6 da değil. Dediğimiz gibi D şıkkı umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruda dikkat ederseniz kartezyen kümesinin eleman sayısı belli 4. Yani A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarptığımız zaman 4 gelmesi gerekir. A'nın elemanlarının virgülün sol tarafındaki elemanlar olduğunu biliyorum. Virgülün sol tarafındaki elemanlara bakarsam 2, A, C, 5. Bak 2 ve 5'i yazacağım ilk önce. A ve C'yi yazmayacağım. 2 ve 5 kesinlikle var. B kümesinin elemanlarını yazarsam virgülün sağ tarafındaki elemanlar 2B, D5. Yine 2 ve 5 yazacağım. B ve D'yi yazmayacağım. Çünkü arkadaşlar A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının çarpımının 4 olması gerektiğini söylemiştim. Ben şimdi buradaki A ve B kümelerine başka elemanlar yazarsam A ve B'nin eleman sayılarının çarpımı 4 olmaz ki. Şu an zaten 4. A kümesinde kesinlikle 2 ve 5 var. B kümesinde kesinlikle 2 ve 5 var. Başka elemanlar yazarsam A'nın eleman sayısı değişir. B'nin eleman sayısı değişir. Artar. Dolayısıyla çarptığımız zaman kartezyen kümesinin eleman sayısı 4 gelmez. Bu yüzden aslında A ve B kümeleri 2 ve 5 elemanlarından oluşmak zorunda. O zaman ben A kartezyen B kümesini yazarken şöyle yazarım. 2,2 değil mi? 2,5 5,2 5,5 yazarım. Burada zaten 2,2 ile 5,5'i yazmış. Demek ki 2,5 ve 5,2'ymiş aslında buradaki yazılanlar. A virgül B 2,5 olabilir. O zaman C virgül D 5,2 olur ama A virgül B 5,2 olabilir. Bu sefer de C virgül D 2,5 olabilir. Şimdi birinci durumu yazalım. Şuradaki ifade A virgül B olsun 2,5. O zaman A buradan 2, B 5 gelir. İşte buradaki ifadeyle C virgül D kalmıştı. Yani C5 D2 gelebilir. Böyle olabilir. Ama diyorum ya arkadaşlar aslında buradaki ifade A virgül B de olabilir. Yani A5 B2 olabilir. Buradaki ifade C virgül D olursa C2 D5 olabilir. Şuradaki 2 yazdığım için A artı D çarpı B artı C'ye bakacağım ben şimdi. Kalemin rengini değiştireceğim. Tamam. A2 B5 C5 D2 olabilir dedik. Burada 5 ile 5'i toplarsak 10, 2 ile 2 toplarsak 4, 4 çarpı 10'dan 40 olarak geldi. Bir de şöyle olabilir dedik. İşte şu alttaki yeşilde gösterdim olabilir dedik. A'yı 5 alabilirmişim. Tamam, D'yi 5 alabilirmişim. O zaman B2 C2 yine 10 çarpı 4'ten 40 geldi. Yani sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar bu soruyu gördüğümüz zaman ilk önce şu yorumu getirmeliyiz. F artı G fonksiyonunun tanım kümesi F ve G fonksiyonunun tanım kümelerinin kesişim kümesidir. F eksi G fonksiyonunun tanım kümesi de F ve G fonksiyonlarının tanım kümelerinin kesişim kümesidir. Bu yüzden F artı G ve F eksi G fonksiyonlarının tanım kümeleri aynıdır. İkisinin de tanım kümesi aynıdır. Ve şunu da biliyoruz. Aslında biz f artı g fonksiyonunda m-1 yazdığımız zaman 4 gelmiş. N yazdığımız zaman 6 gelmiş. f-g fonksiyonunda da m artı 1 yazdığımız zaman 2 gelmiş. 2 yazdığımız zaman 8 gelmiş. Yani buradaki f artı g fonksiyonunun tanım kümesinin elemanları virgülün sol tarafındaki elemanlardır. F artı g fonksiyonunun tanım kümesinin elemanları m-1 ve n'dir. F eksi g fonksiyonunun tanım kümesinin elemanları m artı 1 ve 2'dir. Virgülün sol tarafındaki elemanlardır. İşte bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Zaten iki seçenek var. M eksi 1 ya m artı 1'e eşit olmak zorunda ya da 2'ye eşit olmak zorunda. Çünkü tanım kümelerinin elemanları aynı olmak zorunda. M eksi 1 m artı 1'e eşit olsa ben buradan m'yi bulabilir miyim? Bulamam. M eksi 1 eşittir m artı 1 yaparsam bulamam. Demek ki m eksi 1'in 2'ye eşit olması gerekir. Yani m'yi buradan 3 bulmam gerekir. O zaman da n'nin m artı 1'e eşit olması gerekir. N m artı 1'e eşit dedik. M'yi 3 bulmuştuk. N'yi de 4 bulduk. Biz m'yi 3, n'yi 4 bulduk. Biz burada m yerine 3, n yerine 4 yazarsak aslında f6-4'ten f2 sorulmuş bize. Bize f2 lazımmış arkadaşlar. Bakın şimdi. Biz m'yi 3 bulmuştuk değil mi? Burada da m-1,4 vardı. M yerine 3 yazarsam şuranın tamamı 3-1'den 2 olmaz mı? Olur. Yani f artı g fonksiyonunda 2 yazdığım zaman 4 gelecekmiş. F artı g2 4'e eşitse ben şöyle yazarım bunu. F2 artı g2 eşittir 4 yazdım. Bakın f eksi g fonksiyonunda 2 yazdığım zaman 8 gelmiş. Yani f2 eksi g2 eşittir 8 yazdım. Taraf tarafa toplarsam bu g2'ler birbirini götürür. 2 tane f2 eşittir 12. Buradan da f2 eşittir 6 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bakın bu soru bence çok kaliteli bir soru. Lütfen dikkatli dinlemeye çalışın. Bir kere burada bize demiş ki fm eşittir fn'dir. Gn de gp ile çarpıldığı zaman sıfırdan küçüktür. Ben ilk önce şuna dikkat ettim. F fonksiyonunda m yazdığım zamanla n yazdığım zamanki görüntünün aynı gelmesi gerekiyormuş. F fonksiyonunun grafiğine bakarsam aslında arkadaşlar eksi 2 ile 3 aralığında f fonksiyonunda mavi grafik ya f fonksiyonu belli noktaların görüntüleri aynıdır. Mesela şuradaki siyah noktamın görüntüsüyle işte şuradaki siyah noktamın görüntüsü aynıdır. Dolayısıyla ben buradaki m'yi ve n'yi seçerken işte bir tanesini eksi 2 ile 0 aralığında seçeceğim. Diğerinde 0 ile 3 aralığında seçeceğim ki mesela işte bu aralıkta seçtim şöyle geldim. Bir de 2 ile 3 aralığında seçtim böyle geldim. Görüntüler aynı olsun. O zaman ben şunu söylemiş oldum. Buradaki m eksi 2 ile 0 aralığında olabilirken n de 0 ile 3 aralığında olabilir. Ama tam tersi de olabilir ki. N eksi 2 ile 0 aralığındayken m 0 ile 3 aralığında olabilir. Burada şunu görmek gerekiyor. G fonksiyonu eksi 2 ile 0 aralığında tanımlı olmadığı için bakın kırmızı grafiğe bakın eksi 2 ile 0 aralığında tanımlı olmadığı için ve gn de burada yazıldığı için aslında arkadaşlar n'nin 0 ile 3 aralığında olması gerekir. M'nin de eksi 2 ile 0 arasında olması gerekir. Bunları bir yazalım anlattığımızı. Eksi 2 açık aralık. Eksi 2 küçüktür. M küçük eşittir 0 olarak yazdım. M eksi 2 ile 0 arasında olsun. N de arkadaşlar 0 küçük eşittir. N küçüktür 3 yazdım. 3 neden açık aralık? Aslında burada koyu ama arkadaşlar bakın M'de eksi 2 yazamıyorum. Bu görüntü gelmiyor ya. O zaman 3'teki görüntü gelse bile eksi 2'deki görüntüye eşit olmadığı için 3'ün açık aralık olması gerekir. Şimdi ben eksi 2 küçüktür m küçük eşittir 0 yazdım. 0 küçük eşittir n küçüktür 3 yazdım arkadaşlar ki dediğim gibi m ve n yer değiştiremez. Çünkü g fonksiyonunda n'nin tanımlı olması gerekir. Gn ile de gp'yi çarptığım zaman 0'dan küçük olması gerekir. Şimdi ben n'yi 0 ile 3 arasında aldım. 0 ile 3 arasında g fonksiyonunda buradaki n noktalarının görüntüleri negatifmiş. O zaman gp'nin kesinlikle pozitif olması gerekiyor ki negatif bir ifadeyle pozitif bir ifadeyi çarparsam 0'dan küçük gelsin. O zaman P'nin arkadaşlar G fonksiyonunda pozitif olabilmesi için görüntülerinin 3 ile 5 arasında olması gerekir. Bakın 3 0 yapıyor. 3 açık aralık olacak. 3 küçüktür P küçüktür yazacağım. 5 zaten açık aralık çünkü içi boş. Neden 3'ü açık aralık aldım G fonksiyonunu? Çünkü 3 yazdığım zaman 0 geliyor. Ama çarptığım zaman 0'dan küçük olması gerekiyordu. Bu şekilde yazdık. Bize M eksi N artı P lazımmış. M zaten M. M'yi olduğu gibi yazayım buraya. Eksi 2 küçüktür M. Küçük eşittir 0 yazdım. Bize bir de ne lazımdı burada? Eksi n lazımdı. Ben buradaki ifadeyi eksiyle çarparsam aslında şöyle olur. Eksi 3 küçüktür n, küçük eşittir 0 olur. Eksi n tabi bu arada. Eksiyle çarptığımız zaman eşitsizlikteki o sayıların yerlerini değiştiriyorduk. Eksi 3 küçüktür eksi n küçük eşittir 0 yazdım. Bir de p lazımdı. P zaten p gibi. Yani hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi biz bunları taraf tarafa toplarsak arkadaşlar ne olur bakalım. 3 ile eksi 3 birbirini götürdü. Yukarıda eksi 2 kaldı. Burada da m eksi n artı p geldi zaten. Burası da 5 oldu. Eksi 2 ile 5 arasındaki tam sayıları alabilirmiş m eksi n artı p. Yani eksi 1 olur, 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Kaç tane var arkadaşlar? 5 tane burada var. Bir tane de burada varsa 6. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruyu çözerken okuduğumu yazarak ilerlemek istiyorum. Çünkü sizler zaten bu soruyu çözmeye çalıştınız ve benden dinlemeye geliyorsunuz diye varsayıyorum. Bir mobilyacı yemek masası ile birlikte 6 sandalyeden oluşan 6 kişilik yemek masası takımı veya 8 sandalyeden oluşan 8 kişilik yemek masası takımı satışı yapmaktaymış. Masaların her birinin fiyatları eşit ve sandalyelerin her birinin fiyatı eşit olmak üzere demiş. Şimdi 6 kişilik yemek masası takımındaki masayla sandalyenin fiyatı ile 8 kişilik yemek masası takımındaki masa ve sandalyenin fiyatı eşitmiş. O zaman biz diyelim ki masa x TL olsun. Sandalyede arkadaşlar sandalyede y TL olsun. Şimdi devam edelim. Kampanyalı satışta sadece 8 kişilik yemek masası takımı alan müşterilere sandalye fiyatlarında %10 indirim uygulanmaktaymış. Yani masa yine x liraymış ama bir tane sandalyenin fiyatı y lira değilmiş de y'nin %10 indirimli haliymiş. Tamam. Kampanyalı satışların yapıldığı bir zaman diliminde bu mobilyacıdan 6 kişilik yemek masası takımını 9 eşit taksitle alan bir müşteriyle 8 kişilik yemek masası takımını 10 eşit taksitle alan başka bir müşterinin birer taksit miktarları eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bizim birer taksit miktarını bulabilmemiz için ilk önce şunu söylememiz gerekir. 6 kişilik yemek masası takımına verdiğimiz toplam parayı toplam taksit sayısına böleceğiz değil mi? Şimdi 6 kişilik yemek masası takımı alırsak biz masaya x lira verdik. 6 tane sandalye aldığımız için her bir sandalye y liraydı. Sandalyelerin tamamına da 6y lira verdik. Yani 6 kişilik yemek masası takımına x artı 6y lira verdik. Biz bunu 9'a böleceğiz. Bir tane taksit miktarını bulalım. Eşittir dedim şimdi buraya. 8 kişilik yemek masası takımına toplamda kaç para verdim? Masaya yine x lira verdim. Sandalye 8 tane olacak. X artı 8 dedim ama bu sefer sandalyenin fiyatı y lira değil. Çünkü %10 indirimli alıyorum. Y'nin %10'u lazım. Y çarpı 10 bölü 100. Yani 1 bölü 10'dan y bölü 10. Y'nin %10'u y bölü 10. %10 indirimli yani y bölü 10 indirimli. Y'den y bölü 10'u çıkartırsam bir tane sandalyenin fiyatını bulurum. Bu da 9y bölü 10'muş. 8 ile 9y bölü 10'u çarpacağız arkadaşlar. İşte bu yemek masası takımına 8 kişilik yemek masası takımına verdiğim toplam para. Bunu kaça böleceğiz? Biz 10 eşit taksitle aldığımız için 10'a böleceğiz. Biraz zorlandık ya. Neyse buradaki işlemi devam ettirelim. X artı 6y bölü 9 eşittir arkadaşlar. Şurada aslında x artı 72y bölü 10 var değil mi? X artı 72y bölü 10. Ben burada payda eşitlersem 10x artı 72y bölü 10. Şimdi buradaki 10'u ters çevirip çarpacağım. 1 bölü 10 yazdım. Tamam o zaman x artı 6y bölü 9 eşittir 10x artı 72y bölü 100 olarak geldi arkadaşlar. Burada da dışarı dışarı çarpımı yapacağız. Yaparsak ne gelir? 100x artı 600y eşittir 90x artı 9 çarpı 72y. En sevmediğim şeyler bu çarpımlar. 9 kere 2 18'in 8'i elde var 1. 9 kere 7 kaç? 63. Bir daha 648y olarak geldi. Tamam. Şimdi ne yapacağız? 90x'i bu tarafa atarsam ne gelir arkadaşlar? 10x gelir değil mi? 90x'i bu tarafa atarsam. 600y'yi bu tarafa atarsam 48y gelir. 10x eşittir 48y buldum. Bana ne sorulmuş? 6 kişilik yemek masası takımındaki bir sandalyenin satış fiyatı yani y. Bir masanın satış fiyatının oranı kaçtır? Yani y bölü x lazımmış. Buraya kadar yazmıştık zaten. Bakın şurada siyah gösterdiğim yere kadar yazmıştık. Y bölü x nedir? Y bölü x eşittir 10 bölü 48'dir. 2'ye böldüm 5 bölü 24. Başka da bölündü mü? Bölünmedi. O zaman 5 bölü 24 bizim sorumuzun doğru cevabı. Yani Bursa şıkkı umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edersek 8. ayın 20'sinde yaptığımız alışverişte 50 lira vermişiz. 19 lira para üstü almışız. Demek ki 31 lira para harcamışız. 9. ayın 12'sinde 50 lira vermişiz. 14,3 lira para üstü almışız. Demek ki arkadaşlar burada da biz 35,7 lira para harcamışız değil mi? Bakayım az 35,7 3 ile 36 aynen 35,7 TL para harcamışız. Şimdi soruda bize demiş ki elma 9. ayın 12'sinde %20 zamlıymış. Patates de %10 zamlıymış. Şimdi ben buradan %20'sini alacağım. 100x diyebilirim ama çok büyük sayılar bunlar. Elmanın satış fiyatına 5x diyeyim. %20'sini aldığım zaman arkadaşlar 5'te 1'ini aldığım zaman x'tir. 5x'e x eklersem yani x zamlı halde 6x liraya satmışım 9. ayın 12'sinde. Patatese 10y diyeyim. %10'unu alacağım ya. Patatesi ben 10y liraya satıyormuşum. %10 zamlı satmışım. 10y'nin %10'u y'dir. 10y'ye y eklersem 11y'ye satmışım. Şimdi arkadaşlar 8. ayın 20'sinde 2 kilogram elma aldım. Ben 1 kilogram elmaya 5x lira demiştim. 2 ile 5x'i çarparsam 10x TL para verdim. Patatesin kilogram fiyatına 10y demiştim. 3 ile 10y'yi çarparsam 30y TL para verdim. İşte bu ikisini topladığımız zaman 31 yapması gerekiyormuş. Buraya 31'i yazdık. 2 ile 6x'i çarparsak 12x TL verdik bu sefer 9. ayın 12'sinde 2 kilogram elmaya. 3 kilogram patatese de 3 ile 11'i çarparsak 33c para verdik. İşte bu ikisinin toplamının da 35,7 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu şekilde yazdıktan sonra bize sorulan neymiş ona bakacağım ben. Buna göre demiş 8. ayın 20'si 2022 tarihli fişte 1 kilogram elmanın fiyatı kaç TL'dir? Ben 1 kilogram elmanın fiyatına 5x dedim. Bana 5x lazımmış. O zaman buradaki y'leri yok etmeye çalışalım arkadaşlar. Tamam mı? Burada her tarafı 10 ile çarparsam 330y olur. 330y olması için burada her tarafı 11 ile çarparım değil mi? 11 ile ama birbirini götürmesini istiyorsam eksi 11 ile çarpayım. Eksi 11 ile 10x'i çarparsam eksi 110x olur. Eksi 11 ile 30y'yi çarparsam eksi 330y olur. Eksi 11 ile 31'i çarparsam 310, 341 mi yapıyor? Bakayım az. 341 yapıyor. Eksi 341 olarak yazdım. Şimdi 10 ile 12x'i çarparsam 120x yazdım. 10 ile 33y'yi çarparsam artı 330y yazdım. 10 ile 35,7 çarparsam 357 olarak geldi. Şimdi taraf tarafa toplarsak arkadaşlar. Amacımız zaten buradaki y'leri götürmekti. 120x ile eksi 110x'i toplarsak 10x olur. 357'den de 341'i çıkartırsak 16 olarak gelir. Ben 10x'i 16 buldum. Bana 5x lazımdı. Her tarafı 2'ye bölersek 5x eşittir 8 olarak gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar soruyu çözmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz 5 tane ekmek alsak 3 liradan 15 lira öderiz. 5 tane ekmeği 5 liradan alsak 5 kere 5'ten 25 lira öderiz. 25'ten 15'i çıkartırsak 10 lira fark var. Neden? Çünkü 2 lira zam olduğu için 10 lira fark var. Yani bu 10 lira fazla ödemek nereden geliyor? 2 lira zam yapılmasından dolayı geliyor. Tamam mı? Bakın 2 lira zam yapılırsa aslında yine 5 ekmek alıyorsak 5 çarpı 2'den bu fazla ödediğimiz para zamdan dolayı geliyor. 5 ekmekle çarparsak. Burada da aynı hikaye var. Normalde benzine burada 1,2 TL zam yapılmış, tamam mı? 1,2 TL zam yapılmış. Volkan Bey arkadaşına demiş ki benzinli olan aracımın boş deposunu tam doldurmak için dünkü fiyata göre bugün 48 TL fazla ödemem gerekecekti. Şimdi Volkan Bey'in aracının deposu X litre olsun. Bu 48 TL fazla ödemesi nereden geliyor? X ile zamı çarptığı için 1,2 TL'yi çarptığı için 48 TL fazla ödemiş. X çarpı 1,2'nin 48 olması gerekir. Buradan da x çarpı 12 bölü 10 eşittir 48 ise 12 ile 48'i sadeleştirdik. X eşittir 40 litre olarak geldi. Volkan Bey'in aracının boş deposu 40 litreymiş arkadaşlar. Böyle yapacakmış Volkan ama demiş ki aracın deposunda bir miktar benzin olduğu için bugün dünkü fiyata göre 18 TL fazla ödedim. Yani aracın deposunda bir miktar benzin varmış. Boş kısmı doldurmak için 18 TL fazla ödemiş zamdan dolayı. Şimdi boş kısım ne kadar bilmiyorum. Normalde arkadaşlar işte aynı fiyatı ödeyecekti ama 18 TL fazla nereden geldi? Zamdan dolayı geldi. Y ile 1/2 çarptığı zaman 18 gelmiş, tamam mı? Çünkü zamdan dolayı 18 TL fazla ödedi boş kısmı doldurmak için. Y çarpı 1,2 18. Buradan da arkadaşlar y eşittir 18 bölü 1,2 yani 18 çarpı 10 bölü 12'den y eşittir 15 olarak geldi. Boş kısmı 15'miş. Volkan Bey'in arkadaşlar aracının deposunun boş kısmı 15 litreymiş. Bakın 18 TL fazla ödeme yaparak toplamda 354 TL'yi aracın deposunu doldurdum demiş. Yani 15 litreyi zamlı haliyle 354 TL'ye doldurmuş. 15 litreyi zamlı haliyle 354 TL'ye doldurmuş. Zaten ne kadar vermişti fazla para? 18 lira fazla para vermişti. Demek ki zam olmasaydı 15 litreyi 354'ten 18'i çıkartırsak 336 TL'ye dolduracaktı ki zam olduğu için 354 TL'ye doldurmuş. Şimdi sen zam olmadan 15 litreyi 336 TL'ye dolduruyorsan 40 litreyi kaç paraya doldurursun? Anlatamadık ya. Neyse. Buradan arkadaşlar içten dışarı çarpma yaparsak 336 çarpı 40 bölü 15 olarak gelir. 15'i 5'e böldüm 3. 45'e böldüm 8. 3'ü 336'ya bölersek ya da 336'yı 3'e bölersek daha doğrusu 112 olarak gelir. Bu ikisini çarparsak 8 kere 2 16'nın 6'sı. 8 kere 1 8 1 daha 9. 8 kere 1 8 896. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bakın bize şurada şunu söylemiş. Demiş ki sinema kanallarının fiyatı ulusal kanalların fiyatının 1/4'ü ve spor kanalları fiyatı da ulusal kanallar fiyatının 1/5'i. Paydada 4 ve 5 var. 4 ve 5'in en küçük ortak katı 20x. Biz burada ulusal kanalların fiyatına arkadaşlar ulusal kanalların fiyatına 20x diyelim. Çünkü bunun 1/4'ü sinema kanallarının fiyatı, 1/5'i de spor kanallarının fiyatı arkadaşlar. O zaman sinema 20x'in 1/4'ü ise 5x'tir. Sporda arkadaşlar 20x'in 1/5 ise 4x'tir dedik. Buraya kadar aslında sadece şuradaki ifadeyi matematik dilinde yazdık. Sonra devamında gigabyte miktarı var. Mesela 20 GB'a para vereceğiz, 30 GB'a para vereceğiz. Gigabyte miktarının ne kadar olduğunu bilmediğimiz için arkadaşlar biz 1 GB'a da YTL diyelim. Tamam, 1 GB YTL olsun. Şimdi bakın. Uydu TV'nin müşteri hizmetleri temsilcisiyle yapılan görüşmede Sibel Hanım'a her iki kampanyanın da aylık ücretin eşit olduğu söylenmiş. Yani birinci kampanya ile ikinci kampanyaya verilen aylık ücretler eşitmiş. Şimdi ben birinci kampanyada 20 GB internete para vereceğim. 1 GB internete YTL demiştim. 20 ile Y çarparsam 20 YTL para vereceğim. Artım ulusal tüm kanallara para vereceğim. Ulusal tüm kanallara aylık 20x TL demiştim ben. Bir de sinema kanallarına para vereceğim. Sinema kanalları da 5x'ti. O zaman 20x ile 5x'i toplarsam 25x TL para verdim. Şimdi ikinci kampanyada 30 GB internet vardı arkadaşlar. Bakın burada 30 GB internet vardı. O zaman 30'da y'yi çarparsam 30y para verdim buradan. Ulusal tüm kanallarla spor kanalları vardı. Ulusal tüm kanallar 20x. Spor kanalları da 4x'ti. Toplarsam 24x. Bu ikisi birbirine eşitmiş arkadaşlar. Burada 24x'i bu tarafa atalım. 25x'ten 24x'i çıkartırsam x olarak gelir. 20y'yi diğer tarafa atalım. 30y'den 20y'yi çıkartırsak x eşittir 10y olarak geldi. Şimdi bakın. Burada bize demiş ki Sibel Hanım dilerse birinci kampanyadan ücretli sinema kanalları çıkartıldığında birinci kampanyadan sinema kanallarına verdiği parayı çıkartırsa aylık ödemesi 220 TL olacakmış. Şimdi sinema kanallarını çıkartırsa 20 GB internete para verecek yani 20'ye. Artı bir de arkadaşlar ulusal tüm kanallara para verecek yani 20x. 20'ye artı 20x 220 TL'ymiş. Biz bunu 20'ye böldük her iki tarafı. X artı y'yi 11 olarak bulduk. Zaten bakın biz x'e 10y demiştik. Burada x yerine 10y yazarsak 10y artı y eşittir 11 ise 11y 11 ise y'yi 1 bulduk. X de 10y idi. X'i de o zaman 10 olarak bulduk. Bize ikinci kampanyanın aylık ödemesi kaç TL'dir diye sorulmuştu. İkinci kampanyanın aylık ödemesi 30y artı 24x arkadaşlar. Aslında birinci kampanyanın aylık ödemesine eşit. Ama biz yine de 30y artı 24x'i bulalım. 30y 30 çarpı 1 çünkü y'yi 1 bulmuştuk. Artı 24x yani 24 çarpı 10. Arkadaşlar 30 artı 240 270 yapar. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar Mevlüt müydü? Mevlüt Kırkpınar 655. yağlı güreşlerine babam ile birlikte gittiğim yıl babamın yaşı benim yaşımın 2 katı kadar demiş. Şimdi 655. yağlı güreşlerde Mevlüt'ün yaşı x ise babasının yaşı arkadaşlar 2x'miş. Çünkü öyle söylemiş. Sonra 663. yağlı güreşlere tek başına gittiğinde şöyle bir durum olmuş. Ne demiş bakayım? Babamla yaşlarımızın toplamı 91. Şimdi 655'ten 663'e 8 yıl var. 8 yıl büyümüş Mevlüt. O zaman Mevlüt x artı 8 yaşında oldu. Babası da arkadaşlar 8 yıl büyüyecek. 2x artı 8 yaşında olacak. İşte bu ikisinin toplamı kaçmış? 91'miş. O zaman 3x artı 16 eşittir 91 ise arkadaşlar buradan 3x eşittir 75'ten x eşittir 25 olarak gelir. Arkadaşlar x eşittir 25 olursa Mevlüt 25 artı 8'den 33 yaşında olur. Babası da 2x artı 8 ya 2 çarpı 25 50. 58 daha 58 yaşında olur. Burada bize şunu söylemiş. Gittiğim yıl babamına işte yaşlarımın toplamı 91'di ve dedemin vefatının 9. yıl dönümüydü. Yani babası 58 yaşındayken dedesinin vefatının 9. yıl dönümüymüş arkadaşlar. Bize şu sorulmuştu. Mevlüt'ün dedesi vefat ettiğinde babası kaç yaşındadır? 58'den 9 çıkartacağız. Çünkü arkadaşlar 9. yıl dönümü, babası 58 yaşında. 58'den 9'u çıkartırsak 49. Sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bakın, bankamatikte şurada yapılan işlemler var. Kimin yaptığı çok önemli değil ama burada yapılan işlemler var. Bankamatikte en başta ne kadar para olduğunu bilmiyorum. En başta XTL olsun diyelim. XTL para varken işte şuradaki işlemleri yapacağız. Bu işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar 6500 TL çekemeyeceğiz. Dolayısıyla buradaki işlemlerle beraber X'i eklediğimizde 6500'den küçük olması gerekir diyeceğiz. Mesela Ali 1700 lira para çekmiş. Mahmut da 2400 lira para çekmiş. Mustafa 2000 lira para eklemiş. Şimdi Mustafa 2000 lira para eklemiş. Burada 2100 daha para var. 4100 lira para girişi olmuş bankamatiğe arkadaşlar. Tamam mı? Ne kadar para çıkışı olmuş? 2400 burada para çıkışı var. 1200 para çıkışı burada var. 3600 para çıkışı var. 1700 bir dursun. 4100'den 3600 para çıkışını yaparsak bankamatikte 500 TL para var şu an. Ama eksi 1700 lira daha para çıkışı var arkadaşlar. 500'e eksi 1700'ü eklersek bankamatikten 1200 TL bir çıkış var. En başta X TL vardı. 1200 TL'yi çıkarttığım zaman arkadaşlar 6500'den küçük olması gerekir. Çünkü dediğimiz gibi çekemiyoruz 6500 TL'yi. O zaman X küçüktür. Eksi 1200'ü karşıya atarsak 7700 olarak söyleriz değil mi? 7700 karşıya attığımız zaman. Bize sorulan neymiş? Buna göre bankamatikte Ali Bey'in yaptığı işlemden önce en fazla kaç tane 100 TL'lik banknot vardır? X neydi? Bankamatikteki arkadaşlar paraydı. Bankamatikteki paranın kesinlikle 7700'den küçük olması gerekir. En fazla kaç tane 100 TL'lik banknot olur diye sorulmuş arkadaşlar. 77 tane olsaydı en başta, yani X TL'den 77 çarpı 100'den 7700 olurdu. Demek ki en başta arkadaşlar 76 tane 100 TL'lik banknot olabilirmiş. Çünkü başlangıçtaki paraya biz X demiştik. X'i 7700'den küçük bulduysak 76 çarpı 100'den 7600 olabilir diyeceğiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruda bize demiş ki 2 paket yumurta al, 1 paket öde. 3 paket al, 2 paket öde. İşte n paket al, n eksi 1 paket öde. Kaç paket alırsan 1 eksi paket ödemesi yapıyorsun. A1, 4A ve 1A6'da 3 basamaklı sayılarmış. 3 paket alan bir müşteri A1 TL ödemiş. 5 paket alan bir müşteri de 4A TL ödemiş. Şimdi 1 paket yumurtanın fiyatına biz X diyelim, tamam mı arkadaşlar? 1 paket yumurta X TL olsun. 3 paket aldıysak 1 eksi paket ödemesi yapacağız. Yani 2 paket ödemesi yapacağız. 1 paket X TL ise 2 paket 2X TL'dir. Yani A1'in aslında 2X'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. 5 paket yumurta aldıysak 4 paket yumurtası ödemesi yapacağız. 1 paket X ise aslında 4X ödeme yapacağız. 4 A'nın da 4X'e eşit olması gerekir. Bakın burada 4A 4 çarpı A değil. 4A 2 basamaklı sayı. Bu yüzden 4'leri sadeleştiremeyiz, tamam mı? A1'in 2X eşit olduğunu söyledim. 4A'nın da 4X eşit olduğunu söyledim arkadaşlar. 4A eşittir 4X, 4 çarpı X ya. Ben bunu 2 çarpı 2X olarak yazayım. O zaman 4A eşittir 2 çarpı 2X'in daha bir eşit olduğunu biliyorum. A1 olarak yazdık. Arkadaşlar 4A 2 basamaklı bir sayı. Yani ben bunu 4 çarpı 10, 40 artı A çarpı 1'den A olarak yazarım. Bu da 2 çarpı A1, 2 basamaklı sayıydı. 10 çarpı A'dan 10A artı 1 olarak yazabilirim diyeceğim. 40 artı A eşittir 2'yi dağıtırsak 20A artı 2 olarak gelir. Buradaki A'yı karşıya atarsak 19A, 2'yi karşıya atarsak 40'tan 2'yi çıkartırsak arkadaşlar 38 ise A'yı 2 olarak bulduk. Şimdi biz A'yı 2 bulduk. Burada A1'in 2X'e eşit olduğunu söylemiştik. A2 ise A1 2 basamaklı sayıysa 21 2X'e eşitse arkadaşlar X'i 10,5 olarak buluruz. Burada bize demiş ki bakın, bu kampanyadan aldığı yumurtalara 1A 6 TL ödeme yapmış. Yani 126 TL ödeme yapmış. Çünkü A'yı 2 bulmuştuk. Bir kişi kaç paket yumurta almıştır? Şimdi 126 TL ödeme yapıyor arkadaşlar. Kaç paket yumurta aldığını bilmiyorum. N paket yumurta alsın. Şimdi N paket yumurta aldı. N'yi bulduğumuz zaman sorunun doğru cevabı gelecek. Fakat N paket yumurta aldığı zaman N eksi 1 paket ödemesi yapacak. N eksi 1 çarpı diyeceğiz arkadaşlar. Bir paketin fiyatı X TL'ydi. Biz X'i kaç bulduk? 10,5. Bakın bir paket X TL'ydi. X'i 10,5 bulduk. N eksi 1 paket aldıysak N eksi 1 çarpı 10,5'un arkadaşlar 126 olarak gelmesi gerekir diyeceğiz. N eksi 1 eşittir 10,5'u N ile çarparsak 126 yapar. 12 ile 10'u çarpsak 120, 0,5 ile 12'yi çarpsak 6, 120 artı 6'dan 126 olur. Sizler uzun uzun da yapabilirsiniz arkadaşlar. 126'yı 10,5'a bölün, 12 geldiğini görün. N eksi 1 12 ise N eşittir 13 olarak geldi. Zaten bana N lazımdı. Yani sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruyu çözerken şöyle okuyup yazmak istiyorum. Demiş ki bir araç şehir dışında 60 kilometre hareket ettiğinde ortalama 5 litre yakıt tüketmiş, benzin tüketmiş. Şimdi 60 kilometrede 5 litre yakıt tüketiyorsak 1 kilometrede ne kadar? Bir de A desek arkadaşlar, buradan 5/60 gelir. Bakın şehir dışında arkadaşlar 1 kilometrede tüketilen yakıt 5/60 litreymiş, tamam mı? Sonra şehir içini yazalım. Şehir içinde arkadaşlar 40 kilometre hareket ettiğinde ortalama 6 litre benzin tüketmiş. O zaman şehir içinde arkadaşlar 1 kilometrede 6/40 litre. 40 kilometrede 6 litre ise 1 kilometrede arkadaşlar 6/40 litre yakıt tüketir. Şimdi bu araç hem şehir içinde hem de şehir dışında hareket ederek toplam 7 litre benzin tüketiyormuş. Şimdi şehir içinde ne kadar kilometre gezdi, şehir dışında ne kadar kilometre gezdi bilmiyorum. O zaman ben diyeyim ki şehir dışında x kilometre gezmiş olsun, şehir içinde de y kilometre gezmiş olsun. Şimdi 1 kilometrede 5/60 litre yakıt tüketiyorsa arkadaşlar x kilometrede x çarpı 5/60'tan 5x/60 litre yakıt tüketir. Şimdi şehir içinde 1 kilometrede 6/40 litre yakıt tüketiyorsa y kilometrede arkadaşlar 6y/40 litre yakıt tüketir. İşte bu ikisinin toplamının kaç olması gerekirmiş? 7 olması gerekirmiş. 5x/60 ben bunu 5'e bölsem her tarafı x/12 olarak yazarım. 6y/40 arkadaşlar. 2 ile sadeleştirirsem 3y/20 eşittir 7 olarak yazdım. 12 ile 20'nin en küçük ortak katı kaç bilmiyorum ama 60'a bölündüğünü gördüm. Her tarafı 60'a çarpayım. 60'a bunu çarpayım. 60 12'yi sadeleştirdim, 5x dedim. 60'ta buradaki 3y/20'yi çarparsak arkadaşlar 60'ı 20'ye böldüm 3. 3 ile 3y'yi çarptım. 9y eşittir. 60'ı 7'yi çarparsak 420 olarak geldi. Yani 5x artı 9y eşittir 420'ymiş dedik. Bize aracın bu hareketinde şehir içinde ve şehir dışında aldığı yollar tam sayı olduğuna göre demiş. Yani buradaki x ve y'ler tam sayı olabilirmiş arkadaşlar. Şehir içinde aldığı yolun kaç farklı değeri vardır? Şehir içinde aldığı yola biz arkadaşlar y demiştik. Y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Şimdi ben x'e 0 veremem. Çünkü bu araç hem şehir içinde hem de şehir dışında hareket etmiş arkadaşlar. X'e değer vereceğim, tamam mı? Mesela 1 vereceğim çünkü tam sayıymış. 5 kere 1 5. 420'den mesela 5'i çıkarsam arkadaşlar 415 olur. 415 9'a bölünür mü? Sanırım bölünmez. Çünkü 415'in rakamları toplamı nedir? 4 1 daha 5 5 daha 10. X'e 1 veremedim. X'e 2 versem 5 kere 2 10. 420'den 10'u çıkartırsam 410 da olmaz. X'e 3 versem 3 kere 5 15. 420'den 15'i çıkartırsam 405 olur. Bakın şimdi arkadaşlar x'e 3 verdiğim zaman şöyle oldu. 9y eşittir 3 kere 5 15. 420'den 15'i çıkarttım. 405. Bakın gerçekten de 9'a bölünebiliyormuş. Peki 405'i 9'a bölersek 405/9 dersek 4 kere 9 36. 45'in içerisinde 5 kere 45. Y eşittir 45 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar ben x'e 3 verdiğim zaman y'ye kaç geldi? 45 olarak geldi. Bana şehir içinde aldığı yolun kaç farklı değeri vardır diye sorulmuştu değil mi? Ben şehir dışına x demiştim, şehir içine y demiştim. Tamam. 45 olarak geldi. Şimdi ilk ifadeyi bulduk. X'in en küçük değeri için y ifadesinin en büyük değerini bulduk. Bundan sonra hep şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın. X'in ilk değerini bulduk ya. Denemeyeceğiz x'i artık. 4, 5 diye denemeyeceğiz. Mesela buradaki gibi bir denklem varsa ve ilk sağlayan ifadeleri bulursak şöyle yaparız bundan sonra. X eşittir 3 ya. X'e hep y'nin kat sayısını ekleriz. 3'e 9 ekle 12. Y'den de arkadaşlar hep x'in katsayısını çıkartırız. 45'ten 5'i çıkart 40. Bakın gerçekten de deneyin. X yerine 12, y yerine 40 yazdığın zaman buradaki denklem sağlanır. Mesela x yerine 12 yazmıştım. 12'ye bir daha y'nin katsayısı olan 9 ekle 21. 40'tan bir daha x'in katsayısı olan 5'i çıkart 35 arkadaşlar. Tamam mı? X'e 21 yaz, y'ye 35 yaz. Gerçekten de bu denklemi sağladığını görürsün. O zaman y arkadaşlar 45, 40, 35 diye 5'er 5'er azalacak. Ama 0 olamaz çünkü dediğimiz gibi hareket etmiş şehir içinde ve şehir dışında. O zaman 5'e kadar inecek. 45'ten 5'e kaç tane sayı vardı dersen arkadaşlar. Formülü yapabiliriz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersek arkadaşlar. 45'ten 5'i çıkarttım. 40, 40'ı 5'e böldüm. 8, 8, 1 daha 9 ama zaten 5, 5 çarpı 1'dir. 45'te 5 çarpı 9'dur. 9 tane vardır. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar Yavuz Bey bir doğru grafiği çizerek yorum yapmış. Demiş ki Yavuz saat 4'ten 6'ya kadar 2 saat geçiyor. 2 saatte arkadaşlar dolar 18,6'dan 18,5'e iniyor. Azalıyor. Bak 2 saatte 18,6 eksi 18,5'ten 0,1 TL azalmış 2 saatte. O zaman 1 saatte ne kadar azalır arkadaşlar? X eşittir 0,1 bölü 2'den, yani 1 bölü 10 bölü 2'den 1 bölü 20 0,05 TL azalır. 1 saatte dolar 0,05 TL azalıyormuş. Şimdi Yavuz Bey'in tahminine göre saat 9'da dolar bölü TL kuru en fazla kaç TL olabilir? Şimdi arkadaşlar saat 6'da dolar kaç para? 18,5 TL değil mi? Saat 6'da 18,5 TL. Saat 9'a kaç saat var? 3 saat var. Saat 6'dan 9'a 3 saat var. 1 saatte 0,05 TL azalıyorsa Yavuz'un yorumuna göre 3 saatte arkadaşlar 3 ile 0,05 çarparsak 0,15 TL azalır. O zaman biz 18,5'tan 0,15'i çıkartacağız. Buraya işte 0 yazacağız. Ondan 5 çıkarttık 5. 4'ten 1 çıkarttık 3. 18,35 geldi. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruda bize demiş ki kırmızı doğru parçasıyla mavi doğru parçasının uzunlukları eşittir. Şu ikisi birbirine eşitmiş. Zaten şuradakiler de eşit. Bakın tek çizgili gösterdiklerim de eşit. Dik üçgenden de görebiliriz. Mesela dik üçgen neydi arkadaşlar? Burada hipotenüsün karesi neydi? Dik kenarların karelerinin toplamına eşitti. Demek ki buradaki maviyle gösterdiğim uzunluğun yine yandaki maviyle gösterdiğim uzunluğa eşit olması gerekiyor ki hipotenüsteki bu dik üçgen kuralı sağlansın. İşte a kare artı b kare eşittir c kare. Oradan da görebiliriz değil mi? Mesela ben buraya a yazdım. Buraya c yazdım. İşte burası c, burası a ise arkadaşlar. Buralar b olmalı ki a'nın karesi artı b'nin karesi eşittir c kare olarak gelsin. Bu iki uzunluğun birbirine eşit olması gerekiyor kısaca. Tamam mı? Bu iki uzunluk birbirine eşitse 0 ile a artı 2 arasındaki uzunluk nedir? a artı 2'dir. a artı 2 ile 3a artı 1 arasındaki uzunluk nedir? 3a artı 1'den a artı 2'yi çıkartırsak arkadaşlar 2a eksi 1'dir. Yani buradaki a artı 2'nin 2a eksi 1'e eşit olması gerekir. a artı 2 eşittir 2a eksi 1 dersek a'yı buradan 3 olarak bulduk. a 3 ise arkadaşlar a yerine 3 yazalım. Burası 5 olsun, burası 10 olsun. Şimdi bundan sonra işlem yaparak çözmek isteyen arkadaşlarımız olacaktır ama bence akıl gücüyle çözmek daha mantıklı. Şimdi dikkat edersek aralarında başlangıçta 100 kilometre mesafe varmış. 5 saat sonucunda 0 olmuş. Yan yana gelmişler. Bir tanesi yavaş, bir tanesi hızlı, aralarında 100 kilometre mesafe vardı. Demek ki arkadaşlar 100 bölü 5'ten bir tanesinin hızı diğerinin hızına göre 20 fazla olmalı ki saatte 20 fark kapatsın. Böylece 5 saatte 5 kere 20'den o aradaki 100 kilometre farkı kapatsın. Yani ben burada yavaş olanın hızına v dersem hızlı olan hızı v artı 20 olmalı ki yani diğerinden 20 kilometre fazla hızlı gitmeli ki 5 saatte 5 kere 20'den 100 kilometre fark kapatsın arkadaşlar. Şimdi bu sefer tersten düşünelim. Şu an buradalar. Yavaş olan hızını x kilometre arttırdı. V artı x oldu. Hızlı olan hızını arttırmadı. Yine v artı 20 arkadaşlar. Ve 5. saatte arkadaşlar yan yanaydı bunlar. 10. saatin sonunda. 5 saat sonunda. Yine aralarındaki mesafe 100 kilometre olmuş. Bakın arkadaşlar. Yan yanayken 5 saat sonunda aralarındaki mesafenin 100 kilometre olabilmesi için bir tanesinin hızı diğerinin hızından yine 20 fazla olmalı. Değil mi? Saatte 20 kilometre fark atmalı. 5 saatte de 100 kilometre fark oluşsun. Şimdi bir tanesinin hızı diğerinin hızından 20 kilometre fazla olacaksa x eklemeden önce zaten 20 kilometre fark vardı ama x ekledim. X'i eklediğim zaman şu ikisi arasındaki hızın 20 fark olabilmesi için x'in kaç olması gerekir? 40 olması gerekir. X 40 olsun ki yavaş olan hızlı olsun artık. V artı 40 olsun. Hızlı olan da V artı 20 olsun. Aradaki hız farkı 20 olsun ki 5 saatte aralarındaki mesafe 100 kilometre olsun. Yani burada x'in 40 olması gerekir. Sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruda bize ilk önce açıklığın tanımı yapılmış. Veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark açıklıkmış. 3, 10, 8, 6, A veri grubunun açıklığı 7'ymiş. Şimdi 7'nin gelebilmesi için en büyük sayıdan en küçük sayı çıkartacakmışız. Bakarsak burada zaten 10'dan 3'ü çıkarttığımız zaman 7 geliyor. Demek ki A3 olabilir. Çünkü A3 olsa yine en küçük sayı 3 olur. En büyük sayı 10 olur. 10'dan 3'ü çıkartırsam 7 gelir. A10 olsa da olur. Arkadaşlar en büyük sayı yine 10 olur burada. En küçük sayı 3 olur. 10'dan 3'ü çıkartırsam da 7 olur. Ama A3 ile 10 arasındaki sayılar da olabilir ki. 4, 5, 6, 7, 8, 9 herhangi bir şey olabilir. Dolayısıyla A'nın alabileceği en küçük değer 3'tür. Alabileceği en büyük değer de 10'dur diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Buna göre 1, 5, 7 3 çarpı A veri grubunun açıklığının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Ben burada bulduğum ifadeyi 3'e genişletirsem 9 küçük eşittir 3A, yani 3 çarpı A da küçük eşittir 30 olarak gelir. Yani arkadaşlar burada 3A'nın alabileceği en küçük değer 9'dur. Alabileceği en küçük değer 9'sa bu veri grubunun alabileceği en küçük değer 9'dan 1'i çıkartırsam 8 gelir. 3A'nın alabileceği en büyük değer 30'dur. 30 olursa 3A arkadaşlar Bu veri grubunun alabileceğim büyük değer yine 30'dan 1'i çıkartırsam 29 olur. Yani bu veri grubunun alabileceğim açıklık değeri 8 ve 29 olabilir arkadaşlar. Aradaki tam sayılar da olabilir. 8'den 29'a kaç tane tam sayı vardır derseler son terim eksi ilk terim artı 1 deriz. 29'dan 8'i çıkarsak 21, bir daha 2, 22. Yani sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruda bize demiş ki 7 tane lise var. Bunlar maç yapacak. Bir tanesi bay oluyormuş. Yani maç yapmıyormuş. Buna göre bir hafta sonu saat 10.00, 12.00 ve 14.00'da başlayacak müsabakalar için Atatürk Lisesi'nin bay takımı olmadığı kaç farklı ikişerli seçim yapılabilir? Şimdi arkadaşlar Atatürk Lisesi bay olmayacaksa 7 tane lise takım vardı ya. Atatürk Lisesi'ni çıkartırsam geriye 6 tane takım kalır. Lise kalır. Bu 6 tane takımdan bir tanesinin bay olması gerekir. Ben bunu 6'nın birlisi olarak yazarım. 6'nın birlisi bay takım, tamam mı? 6'nın birlisi bay takım. Şimdi 6 tane liseden bir tanesini çıkarttım. Geriye 5 tane lise kaldı. Atatürk Lisesi geldi maç yapmaya. 6 tane lise oldu. Şimdi 6 tane liseden, takımdan saat 10'da 2 tanesi maç yapacak. Saat 10 için 6'nın ikilisi derim. 6 tane liseden ikisini seçtim. Saat 12 için 4 tane lise kalmıştı. 4'ün ikilisini seçtim. Saat 2 için de arkadaşlar 2 tane kalmıştı. 2'nin ikilisi. Tabi buraya çarpı 6'nın birlisi diyeceğiz. Çünkü bay takımı seçtik ya Atatürk Lisesi dışında arkadaşlar. İşte buradaki çarpım bize sonucu getirecektir. 6'nın ikilisi nedir? 6'nın ikilisi arkadaşlar 6 kere 5 32'ye böldüm 15. 4'ün ikilisi 4 kere 3 12 2'ye böldüm 6. 2'nin ikilisi 1. 6'nın birlisi 6. 15 6'yı çarparsam 90. 90'la 6'yı çarparsam 540. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bakın burada bize demiş ki takımın hafta sonu yapacağı maçta mağlup olma olasılığı yüzde kaçtır? Zaten cumartesi günü mağlup olma olasılığı %30 olarak verilmiş. Pazar günü arkadaşlar %70 galibiyet, %20 beraberlik varsa şuranın da %10 olması gerekir ki işte pazar günü hepsini topladığımız zaman %100 olsun. Şimdi bu takım mağlup olacak değil mi? Şimdi cumartesi günü maç yapma ihtimali var. Ya cumartesi ya pazar yapacak 1/2. Cumartesi günü maçı yaptı 1/2 ihtimalle ve mağlup olacak. O zaman 30/100. Artı pazar günü maç yapma ihtimali 1/2. Ya cumartesi ya pazardı, pazar yaptı. Şimdi pazar günü mağlup olma olasılığı %10 yani 10/100. Arkadaşlar bu işlem bize sonucu götürecektir. Bu işlem bizi sonuca götürecektir. Buradan 30/200 artı 10/200 dersek 40/200 yani 20/100 arkadaşlar %20. Sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.